Azize, nedir bu çiçekler Allah aşkına? Murat Bey göndermiş. Bir de mektup var hanımefendi. Buyurun. İlk kez benden pırlanta yerine çiçek isteyen bir kadın tanıdım. Ve bugüne kadar gerçek bir kadın tanıdığımı işte o an anladım. Size bir tek papatya gönderebilirdim. Ama yapamadım. Gönlümdeki bütün çiçek tarlalarına sizin sahip olmanızı istiyorum. Alo? Çiçekleri beğendiniz mi? Çok. Çok teşekkür ederim. Evet. Hafta sonu yazlığa gidiyorum. Davetlim olursanız sevinirim. Sizi ailemle tanıştırmak istiyorum. Ailenizle mi? Sadece kız kardeşimle kocası. Benim tüm ailem bu. Alo? Alo, orada mısınız? Evet, düşünüyordum da. Gelecek misiniz? Düşünmem lazım. Size yarın kararımı bildiririm. Yarını heyecanla bekleyeceğim. Şimdi de kucak dolusu çiçeklerle beni hak ettiğini sanıyorsun değil mi? Ama geleceğim Murat Bey, geleceğim. Orhan'a ölümden daha beter acılar çektirmek için sana da geleceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiğinize çok sevindim. Doğrusunu isterseniz hiç tahmin etmiyordum. İlk geceki patlamanızdan sonra. Belki biraz kaba davrandım ama en büyük yanlışınız bana o pırlantayı göndermek oldu. Sonra çiçekleri görünce sizde duygusal bir tarafın hala yaşadığını anladım. Aslında haklısınız. Sahte ilişkiler, sahte sevgiler içinde yaşadım ben. Beni de böyle bir ilişkiye sokmak istediniz değil mi? Ama daha ilk anda yanıldığımı anladım. Bana sıcak, temiz, taptaze şeyleri hatırlattın harika. Yıllardır tatmadığım duygulardı bunlar. Onun için buraya gelmeni istedim. Seni daha yakından tanımak istedim. Kimse kimseyi gerektiği kadar iyi tanıyamaz Murat Bey. Açık konuşacağım. Şimdiye kadar istediğimi elde ettim ben. Ama şimdi dünyanın en güç şeyini, sevgini istiyorum. Bu bir pazarlık mı Murat Bey? Gönül bağının pazarlığı olmaz harika. Bunu biliyorum ama elimde değil. Beynime çakılan bir çivi gibisin. Benim olmanı istiyorum. Etinle, kanınla, varlığınla benim olmanı istiyorum. Hayatımın son kadını olmanı istiyorum. Beni yeteri kadar tanımıyorsunuz ama. Bu önemli değil harika. Sana ihtiyacım var. Bütün mesele bu. Duygularına layık olmaya çalışacağım. Beni ailenle tanıştıracağını söylemiştin. Kimseyi göremiyorum.
Bizim deli damat gene denizde falandır mutlaka. Hoş geldin abi. Hoş bulduk canım. Böyle ünlü bir konuğun olduğunu söyleseydin hazırlık yapardım. O konuk değil Ayten. Yakında bu küçük aileye katılacak. Sana sözünü ettiğim kardeşim Ayten. Memnun oldum Ayten. Ben de. Umarım benim uçarı abimi yuvasına bağlarsınız artık. Zamanın neler göstereceği hiç belli olmaz Ayten. Oh. Bu yolculuk beni oldukça yordu. Biraz dinlenmek istiyorum. Tabii sevgilim. Odan yukarıda. Saat 6'da terasta buluşalım. Orhan da dönmüş olur. Onunla da tanışmış olursun. Orhan Bey'i gerçekten merak ediyorum. Senin dostluğunu böylesine kazanmış birinin ilginç bir kişiliği olması gerekir. Aslında o benim olmak isteyip de olamadığım adam. Tembel, vurdum duymasın biri. Abi, haksızlık ediyorsun. Birkaç saat için sizleri baş başa bırakacağım. Kusura bakmayın. Abi, bu yeni numaralarından biri mi? Hayır yavrum. Yanılmıyorsam bu yorgun hayatımdaki son durak olacak harika. Sonunda karşılaşacağız Orhan. Bunca çektiklerimden sonra bu karşılaşmanın keyfini doyasıya çıkartacağım. Bundan emin olabilirsin. Beni tanıyamayacaksın Orhan. Hiç tanıyamayacaksın. Ama bu kez ipler benim elimde olacak. Lieutenant Andrei Zobinski. It has to be that handsome young flyer in the third row. Second row. How could I miss him? He's always sitting in the same seat. Fourth on the aisle. Fifth. All these flowers night after night. And on a lieutenant. Geç kaldın. Neden bu kadar uzadı? Ancak hazırlanabildim Murat. Hoş geldiniz Harika Hanım. Daha önce tanışıyor muydunuz? Hayır. Hanımefendiyi sadece dergi kapaklarında görmüştüm. Ne oldu sevgilim? Birden durgunlaştı. Düşünüyordum. Beyefendi bir yerden gözüm ısırıyor ama. Bırakın bu hanımefendi beyefendi laflarını. İkiniz de yakında akraba olacaksınız. Bunun şerefine içelim. Hadi mutlu günlerin şerefine.